Bülent Orakoğlu Yazıcıoğlu suikastinde şok iddialar. FETÖ 15 Temmuz sonrasında bir cinayet çepegesi olarak karşımıza çıktı. Toplumu derinden yaralayan, kaza süsü verilmiş suikast ve cinayet soruşturmalarının FETÖ'cü savcılar tarafından araştırılması neticesi, kurgu kumpaslarla üstlerinin örtüldüğü, delillerin yok edildiği, suçsuz kişilere kumpas kurularak adaletin zedelendiği ortaya çıkarıldı. Maalesef aynı yöntem ve sistem Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesi olayında da yaşandı. Üstelik Türk milletinin sevgisi ve güvenini kazanmış Yazıcıoğlu, FETÖ'nün organize bir operasyonu ile şehit edildikten sonra olaya el koyan MİT ihanet davasının savcısı halen FETÖ'den tutuklu Özcan Şişman ve kararlarda isimleri bulunan bazı hakim ve savcılar da Yazıcıoğlu suikastını örttüler bizzat fetullah gülen'in talimatlarıyla hareket eden özel yetkili savcı ve hakimlerin ergenekon dosyası ile yazıcıoğlu suikastı arasında bağlantı kurmaya çalışarak kurmaca ifadelerle kumpas soruşturması yürüttükleri ortaya çıktı bu hakim ve savcıların tümü fetö'den ihraç edilirken bir kısmı da tutuklandı o dönem FETÖcü yargı mensupları tarafından kurgulanan kumpasta gizli tanık olarak ifadeleri alınan şüphelilerin tamamının devletin yargı mensupları tarafından yeniden ifadelerinin alınmasıyla gerçekler ve kurulmak istenen kumpas ortaya çıkarıldı. Yapılan soruşturmalarda FETÖcü savcılarca suikast davasının üzeri örtülürken şeytanın bile aklına gelmeyecek çok yöntemler kullanılmış. Mahşeri bir kalabalıkla milyonların katıldığı bir cenaze töreniyle defnedilen şehidimiz, Yazıcıoğlu'nun aziz hatırasını bile hedef alan bu terörist grubu PKK ve FETÖ'cüleri suikast davasında gizli tanık yaparak şerefsizliklerini ve ülkeye ihanetlerini bir kez daha dolaylı olarak itiraf etmiş görünüyorlar. Amerika, İngiltere, İsrail, Almanya ve küresel sistemin uşakları olan FETÖ, Musin Yazıcıoğlu'nu kalleşçe bir suikaste şehit ettikten sonra neden itibarsızlaştırmak istemişti? FETÖ'nün MIT 17-25 Aralık gezi 15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve iç savaş çıkarmaya yönelik iktidarı hedef alan saldırıları küresel saldırılardır. Küresel saldırıların panzehri de milletin veya kamuoyunun iktidarlara verdiği destekle eşdeğerdir. Şehit Yazıcıoğlu'nun cenaze töreninde de gözlemlendiği gibi törene mahşeri bir kalabalığın katılması Türkiye üzerinde işgal emelleri olan emperyalistleri tedirgin etmişti. Yazıcıoğlu öldürülmesi sonrasında bile milletin desteğinden çekinilerek itibarsızlaştırılması için bazı terör örgütleri ve süfli şahıslarla irtibatlı algısını oluşturmak için kurulan kumpas ve yalancı şahitlerle Türk milletinin gönlünden söküp atılmak istenmiştir. FETÖ'cü savcı Özcan Şişman, FETÖ ve PKK üyesini gizli tanık yapmış. FETÖ'den tutuklu savcı Özcan Şişman'ın ifadesini aldığı C kodlu gizli tanık Ünal K, askerlerin 12 saat 45 dakikada helikopter ve yaya olarak ulaştığı enkaz alanına kar, tipi ve olumsuz hava koşullarında bir saati araçla olmak üzere iki saatte gittiğini anlatarak Aralarında bir askerle bir mit görevlisinin enkaz alanına hemen ulaşarak cesetlerin donmasını sağladıklarını öne sürmüştü. Daha sonra yapılan araştırmalarda sözde gizli tanık Ünal FETÖ ve PKK silahlı terör örgütüne üye olmak, uyuşturucu madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurma, mühür bozma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından sabıkalı bir isim olduğu ortaya çıktı. Devletin savcıları tarafından tekrar ifadesi alınan dönemin gizli tanığı Ünalke, kendisine gösterilen gizli tanık ifadelerini kabul etmeyerek Adana veya başka bir yerde bu şekilde bir beyanda bulunmadım. Benim musin Yazıcıoğlu'nun vefatına dair olayla ilgili herhangi bir bilgi ve görgüm yoktur. Bu ifadeler tamamen düzmecedir. Her iki imzada bana ait değildir demişti. Yargıtay'da yargılanan kamu görevlileriyle ilgili hazırlanan mütalaya ek gönderilen 85 sayfalık delil dosyası kazanın arkasındaki FETÖ izlerini ortaya koydu. FETÖ'nün olaya ilk müdahalesi helikopter enkazına ulaşıldığı ve Yazıcıoğlu'nun sağ bulunduğuna dair asılsız bilgi notu oldu asılsız bilgi notunun arama kurtarma çalışmalarını aksattığı, enkaza ulaşılmasının engellendiği ve böylece yaşayanların ölecekleri düşüncesiyle FETÖ tarafından zaman kazanılmak istenildiği belirtildi. FETÖ'nün olaya ilişkin ikinci müdahalesi ise sivil helikopter enkazından GPS parçalarının sökülmesi oldu. Bu haber FETÖ'nün yayın kuruluşlarında geniş yer bulurken Zaman Gazetesi işte helikopterdeki cihazları söken subaylar şeklinde manşet attı. Söz konusu haberler, yer konum bilgileri içeren GPS yazlarını, kara kutu olarak bilinen ses kayıt bilgisi içeriyormuş gibi, kamuoyunu etkilemeye ve soruşturmayı örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmeye yönelik olarak değerlendirildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca dava 5 Şubat 2021 tarihine ertelenirken, bu celsede önemli kararlar vermesi bekleniyor.